Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle damak çatlatan ve gerçekten gün sofralarınıza ve çay sofralarınıza çok yakışacak şahane bir salata tarifi paylaşacağım. Salatamın yapımına geçmeden önce de sizlere ufak bir sitemde bulunacağım. Yaklaşık 2 yıl önce açmış olduğum kanalımı büyük bir hevesle ve gayretle elimden geldiği kadar yeni içerikler, birbirinden farklı güzel tarifler üretmeye çalışıyorum ve sizler için her bir detayını, her bir püf noktasını elimden geldiği kadar belirtmeye çalışıyorum. Özellikle eğer elinizde verdiğim malzemeler yoksa alternatif olarak veya damak lezzetinize uygun değilse ona alternatif malzemelerde neler kullanabileceğinize kadar tek tek detaylarını da paylaşıyorum sizlerle ama gel gör ki emeklerim genelde boşa çıkıyor. Yayınlamış olduğum videolarım çok az kişiye ulaşıyor. Yani görüntüleme sayısı da çok düşük oluyor ve tariflerimizden de gerçekten çok az kişi faydalanabiliyor. Eğer paylaştığım videolarımı görüyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen yorum yaparak, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, kanalıma abone olarak bana destek olmanız sizlerden ricam. Ben denediğim, sevdiğim ve gerçekten çok beğendiğim tariflerimi sizlerle paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edebilmem için şu kısacık videoların arkasında vermiş olduğum büyük emeklerimin karşılığı için lütfen sizlerden ricam videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Şimdi hiç vakit kaybetmeden salatamızın yapımına başlıyorum. Bunun için öncelikle 3 adet kabak kullanacağım. Kabak sayısı hazırlamış olduğunuz kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben 3 adet orta boy kabak kullandım. Kabakların sap ve kök kısmını temizledikten sonra kabuklarını soymuyorum. Kabuklarında eğer zedeli yerler varsa şöyle bıçağın ucuyla temizleyerek oralarını arındırabilirsiniz. Ardından videoda gördüğünüz şekilde kabaklarımızı doğruyorum. Doğrarken de kabaklarınızı çok fazla inceltmemeye gayret gösterin. Videoda da yakından gösteriyorum zaten boyutlarını. Çok ufak olmayan 3 adet kabak kullandım. Dediğim gibi bu malzemelerle yaklaşık 6-7 kişiye rahatlıkla yetecek şekilde salata elde edersiniz. Eğer daha kalabalık misafirinizi hazırlayacaksanız kullandığınız kabak miktarı kadar pirinç kullanarak salata miktarınızı ayarlayabilirsiniz. Salatanızı hazırlarken yine isteğe bağlı olarak da kabaktan önce rendenin kalın tarafıyla 2 tane de havuç rendeleyerek ilk önce onları biraz soteleyip yumuşattıktan sonra ardından kabaklarınızı ilave ederek kavurabilir. Salatanızı havuçlu olarak da hazırlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda inşallah havuçlu olarak hazırladığım tarifimi de paylaşacağım sizlerle. Malzemelerimin tamamını doğradım ve derin bir tencereyi ocağımın üzerine aldım. Tencerem biraz ısındıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağının sısını kontrol edebilmek için de içerisine bir parça kabak atıyorum. Kabak kızarmaya başladıktan sonra geriye kalan malzemelerimi de tencereme ilave ederek sık sık karıştırarak kabaklar suyunu salıncaya kadar kavuruyorum. Kabaklar suyunu hızlı bir şekilde bırakacaktır. Suyunu bırakmadan önce ne kadar güzel kavurursanız o kadar lezzetli olur salatanız. Karıştırırken de çok fazla zedelememeye, kırmamaya dikkat edin kabaklarınızı lütfen. Bu aşamada ocağınızın altı olabildiği kadar harlı bir ateşte olsun kavurma işlemi sırasında. Bir süre karıştırdıktan sonra sebze suyunu salmaya başladı hemen. 1-2 turda sebzeler suyunu saldıktan sonra karıştırıyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar kapağını kapatıp sebzelerin suyunu tamamen bırakmasını sağlıyorum. Bu sırada yaklaşık 3 yemek kaşığı pirinci de bir kase içerisinde güzelce yıkayıp süzdüreceğim ve kavurmuş olduğum kabaklarımın ortasında bir boşluk açarak suyun tam üzerine doğru pirinçlerimi bırakacağım. Pilav gibi demlenmesine sağlayacağım bir nevi. Ben pirinçlerimi pişirirken içerisine su ilavesine bulunmaya gerek duymadım ama eğer bu şekilde yani bu kadar çok su salmadıysa ve pirinçlerin pişmesine yetersiz buluyorsanız çok az miktarda kaynar su ilavesinde bulunabilirsiniz. Bu aşamada salatamın üzerine 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuz oranını da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kısa bir süre pirinçlerin de suyunu çekmesini bekledikten sonra ara ara karıştırarak suyunu tamamen çekmesini sağlayın ve yumuşacık bir kıvam almasını sağlayın pirinçlerin de. Ben pişirirken pirinçleri ilave ettikten sonra tenceremin kapağını kapatıp ocağımın altını da kıstım ve yaklaşık 20 dakikada pişti pirinçlerim de.
Gördüğünüz şekilde 20 dakika sonunda çok az bir suyu kalmıştı. Bir 5 dakika kadar da harlı ateşte gözlemleyerek, kontrol ederek suyunun çekmesini sağladım. Geriye kalan az miktardaki suyunu da harlı ateşte çektirdikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve ocağımda kapalı olarak tenceremin içerisinde malzemelerim soğuyuncaya kadar bekliyorum. Soğudukça da zaten kıvamı yoğunlaştı görüyorsunuz. Artık salatamın sosunu hazırlayacağım. Bunun için derin bir kase içerisine ev yapımı yoğurdumdan 1,5 kase yoğurt koyuyorum. Eğer varsa evinizde süzme yoğurt da ilave edebilirsiniz bu aşamada. O da hem lezzet hem kıvam verecektir. Yoğurdun ardından 2 yemek kaşığı da mayonez ekliyorum. Ve bir diş sarımsağımı da ezerek ilave ediyorum içerisine. Eğer mayonez kullanmak istemiyorsanız veya sevmiyorsanız lezzetini, mayonez yerine 1 yemek kaşığı labne peyniri de koyabilirsiniz. Bir tutam maydanoz serptikten sonra sos malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve kabaklarımla buluşturuyorum artık. Dediğim gibi kullanmış olduğum yoğurt ev yapımı yoğurt olduğu için kıvamı benim için gayet uygundu. Eğer katı bir süzme yoğurt kullanıyorsanız veya hazır yoğurt kullanıyorsanız kıvamı yoğun gelmişse içerisine çok az miktarda su ilave ederek kıvamını inceltebilirsiniz. Sosuyla buluşturmuş olduğunuz kabaklarınızın bu aşamada tuz oranını da kontrol edin. Eğer gerek duyarsanız az miktarda tuz ilavesinde de bulunabilirsiniz. Aynı zamanda kabağa dereotu da çok yakışıyor. Eğer seviyorsanız ve yakıştırıyorsanız içerisine ince doğranmış dereotu da kullanabilirsiniz. Salatamı uygun bir servis tabağına aktardıktan sonra şöyle ortasında bir boşluk açıyorum ve üst malzemesinin hazırlığına başlıyorum. Bunun için öncelikle küçük bir sos tenceresinde bir tatlı kaşığı susamı karıştırarak pembe bir renk alıncaya kadar kavuruyorum. Dikkat edin, çok hızlı bir şekilde yanacaktır. Lütfen karıştırmayı ihmal etmeyin susamlarınızı kavururken. Güzel bir renk alan susamlarımı tavadan alıyorum ve aynı tava içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve tekrar tavamı ocağa alıyorum. Yağım ısındıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı salça ilave ediyorum ve bir miktar da tuz serpiştiriyorum salçamın lezzetlenmesi için. Salçayı da güzelce kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum ve salçayla beraber karıştırarak nohutlarımı da güzelce kavuruyorum. Eğer kıvamı çok yoğun gelirse bu aşamada 1-2 yemek kaşığı kadar su ilave edebilirsiniz üzerine. Daha fazla ilave etmeyin lütfen. Fazla su ilavesi salçanın nohutların üzerinde tutunmasına engel olacaktır. Yine arzu ederseniz nohutların içerisine arzu ettiğiniz şekilde baharatlar ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Ben herhangi bir baharat kullanmadım. Ama içerisine karabiber ve pul biber de çok yakışacaktır. Hazırlamış olduğum nohutlarımı da salatamın ortasına yerleştirdikten sonra kavurduğum susamları da kenarlara doğru serpiştiriyorum. Susamların ne kadar lezzet verdiğini anlatamam arkadaşlar. Daha önce böyle denemediyseniz kesinlikle denemenizi çok tavsiye ediyorum. Özellikle patlıcanlı, közlenmiş patlıcanlı salatalarınıza da çok yakışacak. Hem nohut hem de susam. Farklı salatalarınızda da uygulayabilirsiniz bu malzemeleri. Hatta yeşil salatalarınızın içerisine bile bir miktar kavrulmuş susam serpiştirerek lezzetini taçlandırabilirsiniz. Nohutlarımın üzerine doğru da renk versin diye yine bir miktar ince kıyılmış maydanoz serpiştirdim. Dediğim gibi dereotu da kabakla çok uyumlu. Eğer evinizde varsa ve arzu ediyorsanız dereotu da kullanabilirsiniz. Hatta kabak salatasına ceviz de çok yakışıyor. Ceviz de kullanabilirsiniz içerisine, serpiştirebilirsiniz. Çekimi gece yaptığım için güzelliğini sizlere çok fazla yansıtamadım ama inşallah bu güzel tarifi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denerseniz lütfen kıymetli yorumlarınızı esirgemeyin benden. Yorumlarınız, beğeniniz ve paylaşımlarınız başta da belirttiğim gibi benim için çok önemli. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Tarifimi beğendiyseniz yoruma benim için minicik bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi dilimin döndüğünce ve elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.